Farklı Fikir kanalının ardaklı yazılımcıları. Ötken haftada Cahangir Muhammed, Mirziyoyev'in 10 ta hatası degen acayip kürsatı tayarladılar. Şu kürsatı güde dikkatimini tarttı. Kürsatı ötken hatalarının içi de benim dikkatimini en tartken hatalardan mazlum halkın muhalefet bitta muhalif partiya guruh hareket etrafında birleşmekten hükümetin nereden fitnelerine uçup başka bir bölünüp geçişi ve parçalanışını kürsatıp ettiler ve dediler ki bu hatanızlar tekrarlamayınlar dediler. Şu münasebet bilen bugün ben farklı fikir sohbetiyle Cihangir Eken'le teklif kıldım. Cihangir Eken, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhlis izgem, hamalarga sağ bolsunlar, salomat bolsunlar, ularga ham salom. Cihangir Eken, bana şu milletke müracaat kılgen de bulduğunuz bir tecrübeli bir ne bir kişi sıfatı da bölünmeyinler, bitti partiye bulup, bitti partiyanın kendi bu maçın kollab çıkış gerek, ikinci, üçüncü partiler çıksa o şey dikkat, etibar küçük, tarkalıp yutadı, bunlar rejim yutadı dediğimiz. Bu halatlarını ben siz özüm, siz körgeninizden etiyapsız. Bana şu hatanı tekrarlamaslık için nimelerge yana köprak etibar bir şeydi bu iş. Xo'p, avvalo bir narsani aytishim kerak. Mana bugun ikkalamizni muloqot qilayotganimizni o'zi ham bizni shu haligi birlashuvga da'vat deb bilaman. Chunki siyosatda ko'p gaplar bo'ladi, bir-biri bilan bahs bo'ladi, bir-birini keskin tanqidlar bo'ladi. Ammo lekin vatan masalasi, millat masalasi, mamlakat masalasi bilan yuzma-yuz kelganda bu narsalar hammasi nolga teng bo'lishi kerak. Bizning tariximizda shu narsa borki, eng nozik nuqtamiz ozgina, ozginagina haqorat qilib qo'ysa yoki kamsitib qo'ysa bo'ldi, bir umrga dushman bo'lib ketamiz. Mana shundan doim hukumat foydalanib keladi. O'sha 90-yillarda boshida, 89-chi, 80-yillarda oxiri, 89, 87, 88 deylik. O'sha yillarda ham hukumat xuddi mana shu nozik nuqtamizdan foydalandi. Mana Birlik xalq harakati katta kuchga aylandi o'sha paytda. Ammo lekin hukumat buzishga harakat qilgani sayin birlik kuchayib boraverdi. Keyin baribir yo'lini topdi yozuvchilar, shoirlar, boshqalarni nima qilib mana Muhammad Solihni qo'lga olib, xullas Erk partiyasini tuzishdi. Ya'ni birlik ikkiga bo'lindi-da. Bu narsa odamlarda bir haligi juda bir xafaqonlik holatini yaratdi. Avvaliga kimlardir xursand bo'lib mansab istaganlar, boshqalar erkka qo'shilib ketdilar va birlik erkni hattoki ro'yxatdan ham oldi hukumat. Juda tez ro'yxatdan o'tkazdi. Birlikda esa bahonalar qildi. Sizlar partiya emas, sizlar harakat, bular partiya tuzgan tuzamiz degan holatda ham baribir ro'yxatga olmadi. Adliya vazirligida ochliklar e'lon qilishdi ham baribir buni qilmadi. Ya'ni birlikda erkni tantanalar bilan ro'yxatga oldi. Ne o'sha paytda tushunganman buni hukumat intrigalari deb. Shuning uchun ham qo'shilmaganman o'sha nimalarga. Ammo 93 yilga kelib, 93 yil 3 yanvarda erkka qo'shilganman. Chunki bu paytga kelib erkni juda qattiq tazyiq qilayotgan edi. Erkni ichida endi to'g'ri 4-5 ta odamlar deylik hukumat bilan ishlagan taqdirda ham 50 000 odam bor edi. Juda ko'p oddiy odamlar bor edi. Shuning uchun nima bo'lganda ham bu partiyani saqlab qolish kerak degan bir fikrga kelganman va partiyada gazeta bosh muharrirligini hamda partiya kotibligiga rozi bo'lganman. Ammo lekin baribir hukumat qattiq tazyiqlar qildi, biz chetga chiqib ketdik. 1,5 yilga qolmay men tushundimki, bu erk rahbariyati bilan umuman bir ish qilib bo'lmaydi. Shuning uchun men siyosatdan ham, partiyadan ham chiqib ketdim o'sha paytda. Lekin vatan taqdiri, vatan
haqqidagi fikrlar meni hech qachon tark etgan emas. Shuning uchun ham muxolif qarashdagilarni, muxolif kuchlarni hamma vaqt birlashtiraylik degan bir fikr bo'lgan. Hattoki shu O'zbekistonda o'zida demokratik kuchlar forumini tuzishga harakat qilganmiz, to'plaganmiz odamlarni, lekin uni ham hukumat baribir parchalashga muvaffaq bo'ldi. Keyin Turkiyada ekanimizda yana mana Po'lat Oxun bilan birgalikda yana harakat qildikki, shu muxolif kuchlarni hammasini birlashtiraylik dedi. Bir oraga keldi keldi degan paytda yana buzilib ketdi. Amerikaga kelganimizda yana harakat qildik. Demokratik O'zbekiston Kongressini tuzdik. Va bu yerda Abdurahim Po'latov birlikda raisi va erkin nomidan Muhammad Solihni taklif qilib, ularni birlashtiramiz va umuman hamma kuchlarni birlashtiramiz dedik. Lekin birlashtiradigan kuni yana bir ikkita hukumatga sotilgan odamlar janjal to'polon ko'tarishdida, shu bilan yana bu ish ham orqaga qolib ketdi. Mana shu harakatlaringiz albatta yaxshi niyatda bo'lgan. Ya'ni parchalangan muxolifatni birlashtirish albatta bu ezgu g'oya. Lekin bu sizlar o'zi bo'lish uchun kelgan odamlarni yana birlashtirishga harakat qilgan bir xato emas bu. O'zi ular parchalash uchun kelgan odamlar bo'lsa, ular umrini oxirigacha odamlarni parchalashga vazifalantirilgan o'sha salaylar boshqalarida. Shu odamlarga yana birlashaylik deb yurganda ularni nima deydi, axlatga uloqtirib, nima deydi, axlat qutisiga otib yuborib, millatni, boshqalarni, sof niyatlilarni to'plasa bo'lmasmi? Endi o'sha xatoni aytmoqchimanda. O'sha katta xato bo'lgan. Birinchidan, hukumatni intrigalarini bilmaganmiz. Ya'ni kimlar bu yerda nima qilyapti? Masalan, men Muhammad Solih masalasida bir kitob bo'ldi-da, men o'sha paytda yozganlarim. Ammo lekin hamma menga qarshi yozdi. Hamma, mana bugungi faollar hammasi, Safarbekjon hattoki kitob yozdi. Menga tuhmatlar qilib, shunaqangi hech kurakda turmaydigan tuhmatlar Abdurahim Po'latovga qarshi, hammasiga qarshi. U paytda Muhammad Solihni yonida edi. Yoki deylik, nima Namoz Normonovni haligacha mendan kechirim so'ragan emas. O'sha bular O'zbekiston xalq harakati tuzgan paytda bitta men bilan kurashgan bular hammasi. O'nlab maqolalar, faqat maqola, maqola. Ma To'lqin Qarayev ham o'sha yerda yozgan, hamma men dunyoning eng yomon odami, eng haligi O'zbekiston dushmani, xalqni dushmani, Karimovga sotilgan, hamma yoqqa sotilgan, mana shunaqa qilib yozishdi meni, bilasizmi? Barcha Men muammolarning asosiy sababchisi. asos sababchisi, men ularga qarshi yozganlarim bugun 3-4 ta kitob bo'ladi. Mana meni vaqtim nimasi qayoqqa ketdi. Lekin ularni atrofida ham odamlar bor, ularga ham shunga qaramasdan ishonishdi. Gap mana shunda, bilasizmi? Shuning uchun ham biz birlasha olmadik. Mana endi men 100 martalar aytyapmanki, tashlaylik bu narsalarni orqaga. Agar siz haqiqatdan ham millatni sevadigan bo'lsangiz, mamlakatni, vatanni sevadigan bo'lsangiz, siz Jahongir Muhammadga qarshi kurash to'xtating deb aytganman. Hattoki yosh O'zbekistondan chiqib kelganlarni menga qarshi qo'yishdi. Masalan, Yusuf Rasul, o'zimni shogirdim. Shuni ham web sayt ochib, menga shunaqangi dahshatli tuhmatlar bo'ldi u yerda. Bobojonovlar ham qatnashgan, hamma qatnashgan. Shunda ham men yozaverdim, to'g'risini yozaverdim. Yusuf Rasul oxiri kechirim so'radi. Xato bo'lgan ekan dedi. Mana Do'stnazarlar, boshqalar, bilasizmi, bu xatolarda endi bugun xulosa qiladigan kun bugun. Biz shundan nimaga erishdik? Hech narsaga erishmadik. Nol. Hammasi nol. Birlari aytdi, bu lider zo'r, birlari aytdi, bu. Bittasi aytdi, u. Yo, biz aytdik, hukumat orada. Hukumat bizni urushtirayapti. 100 martalab men shuni aytdim. Hukumat men nomidan, ularga, ular nomidan bunga bir jumla qo'ysa bo'ldi. Ketdi mana shunaqa taqir 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 urush, janjal. Bugun endi shunga barham beraylik degan bir fikr bor. Bu agar shunga barham berilmasa, ichkarida ham odamlar ishonmaydi. Har kun o'nlab odamlar yozadiki, sizlar tashqarida birlasha olmayapsizlar deb. Mana bugun birlashishga biz birinchi qadamni qo'ydik. Demakki, o'sha biz qilgan xatolardan bugungilar xulosa chiqarsin. Shundan xato qilishmasin.
Bana şu hükümetinin intrigalarını şunu alıştım. Bizi paytımızda mesela bizge maslahat beredigen, yol körsetedigen, bana bu doğru, bu yoldan yürüyler dedi ki adamlar yok idi. Siyasi tecrübesi bugün adamlar yok idi. Bugünkileri katta yutuğu, bana biz şunu ayet yapız. Şunu de, şunu de, şunu de bugün de toktayın. Uylak görün. Bu yerde gap mesela benim değil hatalarımda tamam bu adam falan. Ya ki başkasının hatalarda bu adam tamam demezse her bir adamı iştiğin uzunuz kulasa kılın. Bana şunu ayet yapız. Şunun için hem bugün yegane partiye atrafı da birleşeylik diye yapmış. Min afsus bana Kıdır Nazar Allah kulu kegen çıkan paytta biz onu targıp kıldık. Bitti men targıp kılayım da Uzbekistan'dakiler bundan faydalanıp ha bunu Cihangir Muhammed tüze yaptı degen narsani kılıp filetonlar yazıştı ya. Filiton. Ama lakin ben barıp kayıtmadım şimdi. Uzumuzda muhalefette arasından kança kança adamlar çıkıp bu satılgen bu. Sorostan pul aladı Kıdır Nazar Allah kulu. Bunu Karimov'da, numara Mirziyev'de o da mı? Bana şunu haklı işte de. Buna kadar hiç kim bulamayız biz. Hiç kaçan vatanını kazanmayız. Vatan işte mafyanın kolunda kalavuradı bu hafta. Bana şu hatalardan bugün hulasa çıkarıp alışımız gerek. Cihangir'e doğru yapılan ne yapsız? Ben özüm ve güzel tümlerim neticesi de ben şuna kadar sohta niyet bilen aslında muhalefette bu körünüp tüzüle diyen ben bunların paralel partiler diyeyim ben. Yani muhalif partiyaya yegane muhalif partiyaya paralel muhalif partiye tüzüledi. Hemen parçaladı. Şunların bazı bilgilerini ben özüm için hulaça kılıyorum. Birinci bilgisi bunda partiler diğerli tuzluğa uçurulmaktan tüzülerdi. Maddi texnika bazasiyam birdən paydo boladı. Mana şu Salay Madaminnik partiyasiyam nima deydi? Birlikte hali nima deydi? Yankar degan yazı maşinkaları ham zo'rg'a olib yurgan paytda bularda printer bo'lgan. Nima uchun? Hukumat olib bergan. O'zining cho'ntak partiyasi bo'lgani uchun. Mana şu bir belgisidan biri maddi texnik bazasi yaxshi bo'ladi. Deyarli qarshilikka uchramasdan tezda litsenziyasini ham oladi, ro'yxatga ham o'tkaziladi. Hamma parlamentga ham kiradi da. Sizning tajribangizda yana qanday belgilar bor bunday parallel partiyalarning? Endi albatta hukumat doim mana shunday partiya tuzadigan bo'lsa tez bo'lib ketadi bu. Mana Vatan taraqqiyoti partiyasini o'ylang. O'sha paytda muxolif qarashdagilar, muxolif partiyadagilardan bittasini tanlab oladi. Va uni tanlab olgandan keyin uni atrofida odamlar bor edi-ku. Hamma ishonadi. Bu deydi haqiqatdan o'zimizni muxolifatchi deydi. Qancha odam ishonib ketadi. Endi albatta ba'zilari mansab olaman, ish olaman, u olaman deb qo'shilganlar ham bo'ladi. Lekin oddiy odamlar ha deydi, bu demakki mana shu odam o'zimizniki ekan deydi. Shuning uchun ham bugun menimcha bugun faqat bitta yo'li bor. U ham Qidir Nazar Ollaqulov chunki sinovdan o'tdi bu. Mardanovor sinovdan o'tdimi? Tazyiqlarni ham ko'rdi, boshqasini ham ko'rdi. Umr yo'ldoshini ham yo'qotdi, boshqa bo'ldi, o'sha qiziq chiziqdan o'tdi. Bu odam hech narsadan endi qo'rqmaydi, ammo boshqalarni juda oson bo'ladi sotib olishga. Endi yana bir tomoni o'ylash kerakki, kim masalan hukumat tomoniga o'tib ketdi? Kimlar? Bu yerda birinchidan o'sha tazyiqqa uchramaganlar bo'ladi. Tazyiqqa uchratmaydi hukumat ularda, aksincha ularga minbarlar beriladi. 90-yil yillarda shunday qilgan. Minbar bergan. Televideniyadan boshqa yoqdan minbarlar beriladi. Ularga butun bugungi web sahifalardan hamma yoqdan minbarlar ochiladi. Ular chiqib olib hammasini aytadi. Kelinglar muxolifatdagilar, boshqalar biz birlashaylik falon bo'laylik deydi. Mana shunday paytda odamlarimiz hushyor tortish kerak. Nega Qidir Nazar Ollaqulovga minbar bermagan? Butun majlislarni hammasini tarqatib yuborgan. Majlis qilaman degan joylarda stol stullarini buzgan, odamlarni oyoqdan, bolalarni oyoqdan sudrab olib ketgan, Almatov kechayu kunduz uni kuzatib yurgan. Nega bularga indamayapti degan narsani chuqur tahlil qilishlari kerak. Mana shunaqangi bir qancha belgilari bo'ladi. Mana shulardan endi bugun albatta odamlarda katta imkoniyatlar bor. Masalan deylik, bizni paytimizda bugungi texnologiya yo'q edi.
Bugün indi adamlar bana şu nimadan faydalanışları mümkün. Tahlil kılıp, analiz kılıp bu adam kim idi? Kandaydı, keçe kandaydı, Kerim Payet'te kandaydı, Mirzayev kigende kandaydı ve hazır kanday. Bana şunge karab, anlap oluşları ve analiz kılıp bilişleri gerekti. Ben bir koçum takım istedim. Bana şu hazır benim paralel partiyada termin ile aitiyatken bana şu sahte muhalefetçilerini evvelki zamanda Çar Asya'sı paydı Pop Gapon diye geldi. Bilirsiniz. Pop Gapon dekabristlerin bir koşulup mənslerini Çar hükümetine karşı namayış ettiği zaman da alıp barıp panaya barıp attırtırken. Yani. Şey, özü kaçıp kalken attırtaşa geldi. Yani muhalif kəsiyyətdə əcayib nəsələrini gətirib, Mirziyoyevni misal üçün tındırılmayı hakaret kılışım, gəpirişim mümkün. Bu nəsələrgə əldən qalmaslıq gərəkdir, bu olayım mən. Yəni, Pop Gaponam Çar Nikolayını, Aleksandr birini hakaret bu zalim deyəndə, ləkin özü kaçken dekabrik, sən həm məsələ alıb atgərlə qəmə gəlir. Şunlar gelden koması gerek. Ben özüm bana şu hakiki muhalefetçi bilen sahtanı acil etişini bana hazır siz ayıp ettiniz. Sel açtıyız. Ben yana doldurup ötemem. Hakiki muhalefetçi özünün pozisyasında kat'i başıdan durar. Başıdan bir gayana ait adı o kendinden kaçmıyordu. Ursa'yem, Tepse'yem, Abdurrahim Polat'ı şuna kadar boyu. Armaturla bilen niyelerini yargarla uğrup. Toshkentda tayoq yegan bolnitsalar kasalxonalarda yotib chiqqan. Lekin birlik g'oyasidan o'sha millatimizni bir partiya atrofida muxolifat bo'lib kirib tiklash nimasidan qaytmagan. Qaytmagan pozitsiya. Hozir xuddi pozitsiyada Qodirnazar Aloqulov turibdi. Qaytmayapti. Vaytingiz rafiqasini yo'qotdilar, nevaralariga chikaltakladi o'zgacha qaytmayapti. Mana shu haqdilidir. Endi siz soxtalarni ko'ring. Savaş mı kellesi ki armatur bilen tayağı yiyem mi? Yok. O süpür gibi bilenem tekme gel ne onge? Yürgen mazakalı mitinglerde böyle uyuşturgen o tekende vakak yapırıp yazı verilgenden sen çıkıp gitgen. Hiç neyse gel araylaşmayın. Ben sizden taşkar başka muhalifatçıyla bilen getirecek. Lakin Meyde çüyde meselelerde daim tanıklı bir gün, Kerim tanıklı gün, hükümet gün. Bunların esası bilgisi şu. Gündelik yumuş meseleler, meyde çüyde meselelerde en katta rakbar geçer. Kerim geçe tanıklı diyor, tanıklı diyor dedi. Lakin Kerim hakimiyeti tahdit olursa, misal için impeachment hafı olursa, o birden onu yanına alıp çıkardı. Ana şu payette bilinir. Hazırım bana. Kadir Nazar Allah kulu ki mende için hakkı malumat var. Adamlarını çalgıtış için dıkıkı paralel muhalif partiyle tüz bir mahçeyken iki adamda biri deputat, Ali Meclis deputat, ikincisi bir başka adam az bir yerde ayrılan ayıtı götürmeyeyim ben. Maksat ne mi? Ular tanqid qilyapti, Mirziyoyevni ayamay uradi, boshqa qiladi, mayda-chuyda masalalarini qiladi, odamlarda ozgina bo'lsa ishonch bor, shu bilan chalg'itadi. Lekin ularni parlamentga ham olib kiradi, xuddi erkin olib kirgandek, birlik qolib erkin olib kirgan-ku. Nima uchun olib kiradi? O'sha yerda ham o'sha zolim hukmdorni himoya qilish uchun, impeachmentdan qutqarish uchun, ovoz berishlarda tarafini olish uchun, ular taklif qilgan qonun loyihalarini o'tkazish uchun o'sha yerga muxolif qarashdagi soxta muxolifatchilarni ham olib kiradi. Shuning uchun men aytayapmanki, hozir chiqadigan parallel partiyalardan millatimiz ehtiyot bo'lishi kerak. Mana bir odam bor, butun zarbani o'ziga oldi, lider, haqiqatda lider. Ha, aytyapti odamlar, Qadir Nazar Allohovni xarakterida muammolar bor, diktatorskiy, nima deydi, mustabid nimalari, xususiyatlari bor, hammamizda bor. O'zbekni bolasi mustabid bo'ladi. Birovni gapini tinglamaydi, u hammamizda bor, tanqidni yoqtirmaydi. Lekin biz hozir shaxsiy xarakteristika masalalarini chetga surib, chidashimiz kerak, chunki xarakteriga ham qo'llashimiz kerak. Ana ular keyin muxolifat bo'lib parlamentga, prezidentlik sayloviga kirgandan keyin boshqa partiyalarni olsa bo'ladi, deyapman men. Endi Endi Bobomurod, bitta qo'shimcha qilmoqchiman-da sizga shu yerda. Yana o'sha aniqlashtirish boyagi masalasida. Bugun qanday aniqlashdi? Yana bitta yo'li bor. Deylikki,
shu Xidirnazar Allaqulov atrofida olsangiz, ana kimlar unga qarshi gapiryapti? Etdan turib ham, ichkaridan turib ham kimlar video qilyapti, kimlar yozayapti? Yoki deylik, ko'zga ko'ringan faollarga kimlar qarshi chiqyapti, kimlar u deyapti? Mana shunga qarab ham, bu ham bitta nimasi yo'lida odamlarga bilib olishlari uchun. Ammo lekin yana bir narsani aytish kerakki, mana chiqib turib gapiryapmiz. Men masalan Mirziyoyevni tanqid qilsam ham, kimni tanqid qilsam ham, albatta va albatta taklif ham aytaman. O'sha yerni o'zida masalani ichida yechimini ham aytib ketaman. Lekin menga hozir ko'p xatlar olamanki, siz asosiy gapni aytmayapsiz, inqilob masalasini aytishingiz kerak, odamlarni ko'chaga inqilobga chaqirishingiz kerak degan gapni aytishyapti. Men aytyapman, xo'p, inqilob qilsangiz kim keladi? O'rniga kim keladi? Ali ketadi va Ali keladi. Undan battarrog'i keladi bugun, agar siz ko'chalarga chiqib ag'daraman desangiz. Buni bir aql bilan ish qilish kerak demoqchiman-da. Mana shu nuqtada sizni bir yaxshi fikringiz bor. Mana aytasizki, Adliya vazirligini oldiga imzo qo'yadiganlar hammasi o'sha yerga kelsin. Mana bu yo'l, haqiqatdan ham bu siyosiy inqilob yo'li. Mana buni men ham keyingi paytda shuni takrorlay boshladim. Mana shuni bir siz kengroq ochib bering. Haqiqiy yechim bu. Bugungi vaziyatdan chiqib ketish uchun va mamlakatni qutqazish uchun mana shu juda ham oqilona, aqlli fikr. Endi bu fikrni aytib boshladim yaqindan beri bir yarim ikki oy bo'ldi. Buni o'zimdan o'zim kelganim yo'q. İzlanışlarım, o'qigan kitoblarim va mana bu Sharqiy Yevropada zulmga uchrab keyin hokimiyat tepasiga kelgan muxolif partiyalarning faoliyatini o'rganib keldim. Hozir biz mana inqilob deb inqilobni nimaligini ham anglamaydi. Afsuski, shular ham muxolifat faollari, o'ta savodsiz ba'zi birlari, ismlarini aytmayman endi. Inqilob degan bilan inqilobni nimaligini birinchidan bilish kerak. Inqilob avvalambor hokimiyatni ag'darish, tinch yo'l bilan yoki qurolli yo'l bilan. Odatda qurolli yo'l bilan ag'dariladi. Chunki zulm hiç kaçan kuralı bulup durup kuralsızlarca şunu da verip koymayın. Köşeye çıksa hem başa atılır. Hani şimdi atışa doğru kese onlar da hem kural buluş gerek. Ve yengen takdir diyen, o şey yani yengen, o şey ağdargen takdir diyen seni isyan potansiyelinden özünlü düşmanın koydular şimdi. Hani az bu zayt yapmış. Sahte partiler, paralel partiler, pubgapollar gelip ortaya koşulup nimadir tashabbusni qo'lga olib yana shu diktatorlarni olib kelib qo'yishibdi. Ya'ni bu mas'uliyat bo'lishi kerak. Man aytayotgan narsa nima deydi? To'la qonuniy, hech kim nima qilmaydigan narsa. Misol uchun, hozir bizda partiya ochish uchun 20 ming imzo talab qilinayotgan bo'lsa, 20 ming emas, ko'proq, 40 ming, 50 ming qilib yig'ish kerak. Ortig'i bilan. Nima uchun? 20 mingi degan taqdirda ham o'shani bir qismi imzolar nima deydi? Viloyatga odam yuborib yig'ilaveradi. Bir oy muhlat beradi-yu tuzilgandan keyin imzo yig'ishga. Bir oymi, ikki oymi. Odam vakil yuborib yig'ilaveradi ularga, lekin aytiladi. İmzolarim hammamiz 20 mingini yoki 40 mingini, 50 mingini to'plagandan keyin topshirishga birga boramiz hammamiz. O'sha nima uchun? Partiya faol liderlerini himoya qilamiz chunki ularni qamash chunki olib borib ham yetkazmasligi mumkin imzolarni. Ya'ni 10 ming odam Qidirnazar akani uyini qorovullab turadi. Unga bosqin bo'lmasin. 10 mingi Adliya vazirligini oldida turadi. Yana 10 mingi, 30 ming deb olaylik. Nima dedi? Yonida birga olib boradi uni himoya qilib. Va hamma o'sha imzo bergan o'sha yerga boradi. Sizler milisye yuvarıp, benzin sarflayıp, uçak koyularını bez otak kılıp yürümeyinler. Biz şu yerden biz. Kaysi birimizi çakırıp, imzamızdan ne dedi, gümallengen bulsan, şubhat olgen bulsa, ya ki kalbaki imza diye tülgen bulsa, çakır beni, men köremen de men iki deyip aytaman. Men imzayımı tasdikleyeni geldim dedi. Yani o mitingmez, toplantımez, piketmez, hiç esemez. Nime geldim? Hiç kanaka nime kılınmıyordu. O şehirde oturulardı.
O yerdə otlaq var, asfalt var, o yerdə oturuladı. Yaz mövsümü daxilindədir bu. Yağmur, qar yox paytı. Adamlar körpə töşəyini alıb gelib şu yerdə kütədi. Sonra gən paytı nə məxil üçün? Mən oylaşım ki, 20 adamın özü yekəgənin özü deyim, bunlar hələ kib yürməsin Xıdır Nəzərəkə. Qaytarvarın adamlar izi, boldu röyxatki alamız deyim. Ana şübhəti Xıdır Nəzərəkə sadbəlik qıması gerek. Ne kılış gerek? Ama şunu sen şu an yok muyum dolarımız ki? Ha. Hazır o hatki alıp, karar çıkarıp, lisinize bir, ben millete göstermem. Bana şu kegen adamlar ki, vilayetlerden imzası için kegen adamlar ki, ortalığı bana diyemem de her bir tesige bir, her min tesige bir, 10 teden bir hemen, şu amma ve akbaratı vasıtalar ki ilan kılamız, kent arkalarımız deyiş gerek. Ve yine bir muhumlukta. Bu imzalarını şu alıp bari bu şehirge bargende provokatörlerini koşuşu mümkün. Bu dıkıkı fakat parçalar için buz için kılar. Çünkü için tek bıçaklayı diyen yiğitler buluş gerek. İmza için kegen adamlar bitti imza talabı buladı. Onlar Mirziyayev neyem getirmeydi, Abdullah Arif neyem getirmeydi, Svet Gazi yokluğu neyem hiç insanı getirmeydi. Çünkü hemmesinin muamması hakimiyette, parti yokluğunda, parlamentte, muhalefet yokluğunda. Bunlar bir de talep. Yeter ki şiarım için de kısa bulalım. Ben imza verdim. Sen ne dedi? Ruhsat ver. Yani hükümet gel. Menden imza, senden lisenize, ruhsat. Yani şu şey. Fakat imza, lisenize talep bulup. Ruhsat alış, ruhsat talep bulup dedi. Bana şu talepten başka talepler çıkar değil mi? Provokatörler. Ölüm bu zalimler gel. Kötüsün Mirziyoyev dediklerini, o dıxın adam bula. Çarp kürt kolunu kayırıp mene antikonstitüsyonunu miliseye tapşırış gerek. Tapşır varış gerek. Ha elbette imzacıların içi gem hoş mümkün şimdi. İmza verir de imzasıyan var, keler de şunu deyilir. İmza verir bana sen adamın imza vergeni için deyilirse biz ya bu imza verdi. O şefayeti bu günahı talaba etçini biz bilmiyorduk. Pazarlık da abar, merhamet abar, kamiysen bilmem kılarsan. Ben dedim hatta imza vergen bu şeyem, tapşırış gerek. Bana şimdi bir tertipini saklayan güruh, yiğitler bulma günce bunda narsalarını teşkil kılış hafli. Ve adette o şey değil, doğru talep gelirler, özü şüphette bilinedir. İmza verme gelirler bolar. Çünkü orada taşkarıdan girilgen bolar, içeri gelirler. En yana bir muhim tarafı bunda tedbirlerini, imza tapşırış tedbirini. Elbette her bir ilaç olsa her bir iştirakçı kameraya kayıt kılıp borç gerek telefonuna. İnternet ücret koyuladı lakin kameraya beri alıyor iş gerek. Çünkü her bir internetli bir gün üzerinde iki gün üzerinde banklar numaralar işlep internetsiz bulama gelinen keyin her bir koşuşa mecbur olur. O şey payet tarikatla bulur. Bundan taşları harici amani akbarat vasıtaları buna yakından işler gerek. Bunlar ki bu bizi bulucunla eser gibi ötkezgen basımını bile ötkezemeyim. Ve yani bütün dünya ham cemiyetini hiç olmazsa dikkatten parça gerek. İlkimiz bize imzanı tapşırı şirketi yapmış. Biz hiç olmazsa karab durumları ne boladı? Vaziyet güzel kursayla bu olur. Sıradan şu tamaşa bin buluş, kayıt kılıp duruş, bol dedip şu derslerine hem teşkil kılış gerek. Hani gördünüz mü? Kança iş becerilmiş gerek bu iş Şimdi imzalarını. şu yerde yine bitti Nersan Aytemin kıyargarlık cereyanında. Mesela şu partiye de 9'da yine adam 9'da faaliyet bulsa faaliyet kursa yine adam bulsa misal için Kıdır Nazar'a Allah kuluftu hazırça reis. Eğer bir nema bu kosa kama kalk etse kim uğrunu basar? İkinci adam. Üçüncü adam, dördüncü adam, beşinci, dokuzda adam mı? Bunlar ruhsat kılış gerek. Ve her bitti yığılıştı şart emas onu içtimai tarmaklarına koyuş. Aksinçe uzları mesela şu 9'da adam her bittiyse yine 9'da adamdan topsun. Ular yine 9'da adamdan topsun. Maşın bekleyip faallardı tuplaş gerek. Ta ki hükümet ularda içine bayağı başka adamlardı kırıtmasın. Üçün. Şunda yine başkalar diyen bir numara boladı da işançen boladı. Yelik fakat bitti adamın bağlarını kolmayan bulardı bu. Atrafı da şey yaşlar, başkaları bulardı. Orun basarlar. Ben şimdi buluş gerek. Şimdi yine bu adamları da ergeçtirip geçiş mümkün. Ve siz etken de
20 min mi, 50 min mi adamdı, alıp geliş mümkün bo'ladi. Şu viloyatlardan, başka yerlerden imzoga, fakat imzo için. Hiç kanakangi nima emas demasdan imzoga. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Jahongir aka, men o'zi qaysidir jonli yoyinimga rejalashtirib qo'ydim, lekin hozir ham aytib o'taman. Mana bu 9 ta odamni deysiz. Men odatda 10 ta deyman, chunki topgan odam bilan jami 11 ta bo'ladi. Masalan, uchun men lider bo'lsam yoki siz lider bo'lsangiz yoki Qadir Nazar aka bo'lsa, men yana 10 ta, siz yana 10 ta o'zingiz topishingiz kerak. Nima uchun? Bular sizga bir narsa bo'lsa g'oyangizni davomchilari. Siz Shunday. ishingizni davomchilari. Ular ham yana 10 ta topsa, qarang. Birdaniga, misol uchun, o'sha yerdagi markaziy kengashdagi odamlarni o'zi 100 ta bo'lar ekan. 100 ta lider bo'lar. Mana Rasululloh alayhi vasallam 81 ming lider tayyorlagan. 81 ming. Shulardan 4 tasini biz bilamiz. Har bittasi o'rnini bosib, bir narsa bo'lsa, vafot qilib qolsa, kasal bo'lib qolsa yoki qamalib qolsa, ishini davom ettiradiganlar bo'ladi. Endi bu yana bir tomoni borda, men 10 ta odam topsam, ertaga men imzo topshirishga ketayotganda meni olib ketsa, menga yopishsa, 2 ta politsiyskiy menga yopishsa, unga qarshi 10 ta yopishadi. Ey, sen bizni liderimizni qayoqqa olib ketyapsan? 10 ta, 10 ta. Mana qarang, misol hozir mana sizda qancha yozilimchi bor? Menda mana hozir 40 ming bo'lib qolyapti hozir. 40 mingdan mingi bo'lsin, mayli. Qolgani yaroqsiz bo'ldi deb hisoblang. Ming astoydil g'oyamizni tushungan, qaytmaydigan, qamalishga ham tayyor odamlar bo'lsin. Shularga hurmatli saralangan 1000 ta yozilimchi, 10 ta topinglar o'zingizga o'xshagan desa. Sizlarga misol uchun da'vat qilinglar, Fakt va fikrni Jahongir Muhammadni boshqani ma'rifiy ko'rsatuvlarini linkini tashlasan, tushuntirib o'tirishga nutqing yo'qdir, biliming yo'qdir. Mehnat qilish kerak emas. Linkini tashla, ko'r shuni deb tavsiya qil, bo'ldi. 6 oy muhlat desa, 6 oyda 10 ta odam topsa, 10 ming bo'ladimi? Yana 6 oy bersa, 10 ta odam 100 ming bo'ladi. 1 yilda 1 million odam topsa bo'ladi, o'sha 10 ta. Lekin biz bunaqa ish turlarini yo bilmaymiz, bilsak ham erinamiz. Yo'q, ergashmaydi hech kim boshqa deymiz. Tavsiya qilishga ham erinadi. Shuning uchun hozir siz yaxshi masala aytdingiz. Bizni liderlar orqasidan shogird tayyorlash an'anasi afsuski yo'q ko'pchiligida. Shogird tayyorlasam, men o'sib ketsa nima bo'ladi? U keyin u mashg'ul bo'lib men qolib ketamanmi? Bu boshliqlarimizda ham bor. O'zi bizga xos, millatimizni aksariyat qismiga xos narsa, yosh odam o'sishini xohlamaydi. Nima deydi? Ko'tarilishini xohlamaydi. Lekin bu ishga ziyon. İşga ziyon. Boya aytdingiz-ku, shaxsiy nimalarimizni yig'ishtirib, ishni o'ylab, yoshlarni tarbiyalab, bir-birimizni mana shu birlashishimiz kerak dedingiz. Mana yaxshi misol aytdingiz. Men ham shu masalaga hozir to'xtalib o'taman. Do'stlar, xabaringiz bor, Jahongir aka bilan bizani o'rtamizda bo'lib o'tgan narsalardan, xafagarchiliklardan. Lekin Jahongir aka ham mana va mana sani o'rtada unutdik, mana unutdik, mana hozir biz birga suhbat qilib o'tiribmiz. Nima uchun? Birinchidan unutdik, biz kek saqlamaydigan odamlarmiz. Ikkinchidan, bu yerda millat masalasi, taqdirimiz masalasi turibdi. Yana 30 yil shunaqa yashaymizmi? Biz endi o'lib ketishimiz mumkin. Nari borsa 25-20 yil yashaymiz. Lekin farzandlarimizga qanday davlat qoldirib ketamiz? İstagan paytda yotog'idan uydan olib ketib qamab urib o'ldiradigan 15 yashar bolamizni ham urib o'ldiradi bular. Men xohlamayman farzandlarimga shunday davlat qoldirish. Shuning uchun men birlashaman. Men hozir mana shu bu o'zaro mana ikkimizning suhbatimizni ham biz millatga murojaat sifatida qilyapmizki, ey, buzg'unchilarga men murojaat qilmayman. Salayga o'xshaydigan buzg'unchi ikki dunyoda birov bilan birlashmaydi. Chunki vazifalantirilgan avvaldan boshlab. Men yangi yurganlar bor, ikkilanib kim haq ekan, kim noq. O'shalarga aytyapman, ey, aqlli bo'linglar. Haqiqiy lider boshdan bosh o'zini pozitsiyasida turadi, qaytmaydi. Hozir bor shunday lider. Partiya ochaman degan lider bor. Buni Qodir Nazar Alloh qildi. Men ham pozitsiyamdan qaytmaydigan odamman, lekin men partiya ochaman deyotganim yo'q. Men partiya ochayotganlarga bilim beryapman. Siz ham shu, siz uzoqdasiz, partiya ochayotganingiz yo'q, lekin siz o'shalarni ko'zini ochyapsiz, bilim beryapsiz.
Şunun için şu noktayı nazardan bir özü faal bu yürgen, her türlü hareketlerini başlığı mende yürgenlerken bir ne dedi? İsim ve isim. Ben mükemmel müracaat kılışım gerek ki sizler hem öz taraftarlarınızı Kadir Nazar Allah Kulov Partisi'ye kömekleşke çakırınlar. Misal karın. Şimdi bu nasıl bir yerde eğer orada değilik Kadir Nazar Allah kulüp bilen ya başkası bilen kendileri gepler utken bulsa ham mardlık kılıp o dünya kadem taşlaş gerek. Bana siz bilen utken de ben yaşım uluğu bulsayam birinci kadem taşladım. Doğru mu? Birinci size hat yazdım. Şimdi kılın. Ular ham şimdi kılış gerek. Eğer memleket birinci yerinde dursa hatanı tan oluş bu mardlık. Hatanı tan olamız hamamız. Kim hata kılmaydı? Çıktı tan alış gerek hatanı. Ama şu damladan bitti yarın tez hafa bugünleri var. Ben gözlerdi. Bunday buldu, bunday buldu dedi. Hafa buluş gerek emez hiç kaçan. Damlaya misal için bir umurga o partiyada duradığım adam emez. Uzay yaptı. Tüzeylik haması bulsun siz bugün de kim istekin adamı saylan erken yürüblendi. Yani. Şunun için ham şu bayağı ikkilen yürgen adamlar hamması birleşik gerek. Cüdeyim doğru ediyoruz. Şimdi Bamra diye bir sana aitmek istedim ben. Bana King Paytlerde Damla'nı, müracaatlarını gördüm. Bir iki de müracaatlarını okuşup halk uyu tüzeylik de yaptılar. Pul toplaylık, başka başka diyen gepleri var. Benimce uyum zararga olup geladı. Bu hükümet ona kadar narsalarga yol vermeydi. Şunun için en yakısı şu gaye etrafında birleşip gaye etkenimizdeki şu 9 kişi olsa hiç meclise mi kılmasak gerek? Çay içip oturup yaklaşıp planlaştırıp ki ahırda birden bu işte amalga aşırış gerek. İkinciden bitti narsa beni yine kızıktırıp kaldı. Bana zeydiniz ki paralel partiyeler hakkında bir kanıdır malumatlar aldım mı diye yok şeyden bir yap kıldıyız. Şuna kadar tüzülü yap diye mi deyip şunu bir atki açı verin. Ha, bayağı ayıp ettim. Bizde indi minge kigen malumatlar göre bizdeki ben şu mahsus hizmetler şimdi karar gekigen. Bu halk partiye tüzmek için muammaları geçilmezliğini düşünüp yetti. Partiye tüzüp, muhalif partiye tüzüp, parlamente girip, kanunlarını getirip, prezidentlikken özünü adamını ap gelip birleşmekti. Yani birleşke tarlıgını düşünüp yetti. Şimdi bana şunu aldığını alış için ular takıklayan mıydı bir ağıya? Çünkü ne dedi? Bıçakçı yok. Sürekli bağırıp takaldı da halkı. Bana şunu aldığını alış için paralel partiye tüzdürmek için tüzdürücü gayeleri var ular dedi. Eşittim. Biri deputat. Kimliğine etmem. İkincisi bir muhalefetin içi de yürüyen Mirziyoyev'in ayamazdan tanıtıp yürüyenlerden biri. Deputat benimce namzat hazır çetrafka sürülü yaptı. Ben gelken malumatlara göre bayağı ki ayavsız sahte tanıtıcı var. O şey tanıtıcılardan biri ge, yani dedi? Birini tenlep alıp çıkışadı. Alıp çıkışadı ve maksat sınavdan ötken Hıdır Nazar Allah kulluğunu etrafı da millet birleştiğini aldığını almış. Şimdi biz ben bunu ne için ayet yapma hazır siz soru yaşayan bunu soradınız. Bütün bilgilerini ettik. Ular test düzeledi, tayak yemeyen, sınavda ötmegenle bulardı. Birden hemen fikirdi. Millet yine parçalanır, aldan kalardı. Bütün bilgilerini ettik. Bunun için yine ayeti yapmam bunu kayta kayta. Şu yengilden kim bulardı? Müddetini yama etsiler ki. Yengilden kim bulardı? Aldığımızdaki bana şu kütülü atken parlament sayıları var ki. Neçinci yılda 2 yıldan kim bulan? Ona o şenge tayarlap o baradılar. Çünkü halk az yine ne diyeyim, havuryan başladı da hemen partiye kirgizdik dedi. Lakin maksat o şehirde yine şu rejimini kollaş, şimdi muhalif de kollaş. Şunun için ben tekrar ayıtamam. Dostlar
bundan keyin chiqadigan go'yoki muxolifat bo'lib chiqadigan ayniqsa ayovsiz Mirziyoyevni tanqid qilib yurgan odamlar rahbar bo'lib chiqadigan va tez tuziladigan tez ro'yxatga olinadigan partiyalardan ehtiyot bo'ling. Bu qopqon, ruscha aytganda lavushka. Bunu boshidan o'tkazgan o'zbek millati aldangan, salayni chiqarganlar, salayga millat ovoz bergan, ko'p hududlarda shu Karimovdan ko'p ovoz olgan, g'olib ham chiqqan, soxta byulletenlarni ham olib kelib ko'rsatganlar. Lekin o'zi men yutqazdim deb yutsa ham saylovda, men yutqazdim deb tabrik telegrammasini ko'rpa tagidan yuborgan, partiyadoshlariga va'da bergan, buni tekshirtiramiz, saylov natijalarini tan olmaymiz deb turib kechasi jo'natib yuborgan. Aynan shunaqa partiyani tuzish rejasi da hozir PXK. Men ogohlantirib qo'yapman. Endi o'ylashimcha to'g'ridan to'g'ri ma'lum shaxslarga biz hozir murojaat qilishimiz kerak. Birinchidan, Qodirnazar akani partiyasi qurib, muxolif partiya tuzilmagan hali, tuzish tashabbusida yurgan odam qolib, o'zi go'yoki muxolif partiya tuzmoqchi bo'lib yurgan odamlarga murojaat qilishimiz kerak va partiya tuzib bo'lingan mana erk, birlik, birdamlik ularning faollariga ham biz murojaat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchi toifa partiya tuzmoqchi bo'lib tashabbusida yurgan odamlarga men mana kim bo'lsa Sanjarali Imomov, Abduqodir Mo'minov, yana Farg'onadan bittasi chiqdi, men partiya e'lon qildim dedi, nima deydi, oshxonasida e'lon qildi uyidan turib, yana kimdir kimdir hamma partiyalar. Mana shu toifa, birinchi toifada partiya tuzish ilinjida yurgan, tashabbusida yurganlarga murojaatim. Do'stlar, Abduqodir, Sanjarali aka va boshqa boshqalar, iltimos, partiya yangi muxolif partiya tuzishdan o'zingizni tiyinglar, boshqalarni ham tiyinglar. Chunki buni tuzib ro'yxatga oldira olmay yurgan, sinovlardan o'tgan odam bor, partiya tashabbus guruhi bor. Undan ko'ra bütün shijoatingizni, kuchingizni o'sha bor odamni qo'llashga sarflanglar. Yoqsa ham shu odam, Qodirnazar aka, yoqmasa millat uchun kibringizdan voz kechinglar. Jinoyat qudratdan voz kechinglar, unutinglar. Va ikkinchi, Bahodir Choriyev birdamlikni rahbariman deb e'lon qiladi. Abdurahim aka Po'latov, agar mazasi yo'q deb eshitdim, boshqa o'rnida ishini qilayotgan bo'lsa, mana Po'lat Oxunov bor. O'zbekistondagi faollari birlikning, ularga murojaat qilaman. Erikning sog'lom qismi bor, bilaman, Salayga murojaat qilmayman, u xoin. Xoinga murojaat qilganingdan xoin bo'lma degandan foydasi yo'q. U xoin bo'lish uchun tug'ilgan. Millatni sotish uchun tug'ilgan. Unga murojaat qilmayman, lekin sog'lom qismi bor erkni O'zbekistonning ichida. Men ularga murojaat qilmoqchiman. Do'stlar, akalar, ukalar, opalar, siz ham o'zingizni, eski faollaringizni, oila a'zolaringizni Qodirnazar akani qo'llashga safarbar qiling. Qo'llating ularni. Hammangiz shuni qo'llanglarki, shu odam yorib chiqsa, shuni atrofida biz birlashsak, shu partiyani ro'yxatga oldira olsak, keyin erk ham, birlik ham, birdamlik ham hammasi, keyin ana Abduqodir tuzami, Sanjarali tuzami, hammasi keyin bo'ladigan, bu ro'yxatga olinaveradi. Siz ham shaxsan o'zingiz hozir murojaat qila olasizmi shu insonlarga? Shaxsan mana. Mana faollarni ham aytaman. Safarbekjon, bizada Namozdor Mo'min, qancha yozilimchilar bor. Iltimos, sizlar ham o'zingizni yozilimchilaringizni shunga da'vat qilinglar. Mana men shaxsan murojaat qilyapman. Siz ham shunday qila olasizmi hozir? Albatta, albatta, 100% qo'shilaman so'zlaringizga va ayni paytda qo'shimcha qilib yana shuni aytmoqchimanki, nafaqat ularga, butun mamlakatimizdagi jamiki faollarga ham bugun murojaat qilishimiz kerak. Bunga ma'naviy haqqimiz bor deb o'ylayman, chunki shu O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashganlardanmiz. Demak, bugun O'zbekiston tahlikada, O'zbekiston taqdiri tahlikada. Bir tomondan Xitoy, bir tomondan Rossiya. Bugun O'zbekistonni jamiki boyliklari
sotib yuborildi. Jamiki demasak ham asosiy qismi sotildi. Kelgusida O'zbekistonni o'zi ham sotilishi mumkin. Demakki bugun mas'uliyat hammasi ziyolilarga, yozuvchi, shoirlarni ichida haqiqatdan ham shoirman, haqiqatdan ham yozuvchiman, shu millatga jonim achiydigan insonlar deb hisoblasa o'zlarini va boshqa sohalarda ham qayerdaki ozgina ozgina o'zgarish bo'lsin, bu mamlakatni saqlab qolaylik deb o'ylaydigan insonlar bugun Qidirnazar Allaqulov atrofida birlashishi kerak. Kerak bo'lsa bevosita, kerak bo'lsa bilvosita madad qilish kerak, shunga birlashishi kerak. Agar shu imkoniyatni boy bersak, O'zbekistonni boy beramiz. Siz aytgan har bir shaxslarga ham, ularni qo'llovchilarga, ularni atrofidagilarga, hammasiga gina qudratda otaylik bir tomonga. Bugun mana hammamiz oramizda deylik gap o'tdimi, boshqa bo'ldimi, bir tomonga tashlaylikda shu Qidirnazar Allaqulovni qo'llaylik. Undan boshqa odam O'zbekistonda bugun bu rejimga qarshi dosh berib turolmaydi. Shuning uchun ham bugun bu katta imkoniyat, katta bir davr. Mana shu haqiqiy mustaqillikka, haqiqiy hurriyatga erishadigan bir davrni boshlanishi bo'ladi. Chunki ko'ryapmiz bugungi hukumat, uning rahbariyati to bir xalq to'polon qilmasa ko'chaga chiqmaydi. Mana ko'rdingiz 7 yilda mamlakat qancha qarzga botdi. Hatto bitta elektringizni to'g'irlab berolmadi. Bitta gazingizni to'g'irlab berolmadi, hammasini chetga yuborib. Islohot, islohot deydi, uylar qurdi, uylarni hammasi cho'ntakka ketadigan pul uchun bo'ldi. Bu mamlakatni boyliklari nima bo'ldi? Bu mamlakatga kelgan investitsiyalar nima bo'ldi? Hammasi ketdi. Shuning uchun ham bugungi avlod, bugungi yashayotgan odamlar, bugun bir sal pal o'ylaydigan fikri bo'lgan odamlarning yelkasiga tushyapti O'zbekistonni qutqazish. Buni esa birdan bir yo'li bitta partiya atrofiga birlashish. Jahongir aka partiyani ro'yxatga oldirib saylovda qatnashib hem parlamentga hem prezident saylovlarda yutib chiqishdan boshqa choramiz yo'q. Doğru. Boshqa hamma yo'llar noqonuniy bo'ladi. Buning uchun o'sha yo'lga chiqib bo'lgan, shu yo'lda yurib ketayotgan, pozitsiyasidan tazyiqlarga qarshi qaytmayotgan Qadirnazar Allakulov atrofida birlashish. Aziz do'stlar, men va Jahongir aka mamlakatimiz kelajagi uchun birlashdik. Qadirnazar aka atrofida birlashdik. Uni qo'llashga chaqiryapmiz. Siz mamlakatimiz, o'zingizni farzandingiz kelajagi uchun birlashdingizmi? Sizlar birlashishga tayyormisizlar? O'zingizni farzandingiz uchun kibringizni yenga olasizmi? Yenga olsangiz, Qadirnazar aka atrofida birlashib, o'shani partiyasiga imzo yig'ish uchun ham, a'zo yig'ish uchun ham, g'oyasini tarqatish uchun ham, hattoki uni jismoniy himoya qilish uchun ham mana bu tazyiqlardan birlashishimiz kerak. Uni yolg'izlatib qo'yapmiz biz hozir. Uni yolg'izlatib qo'yapmiz. Jahongir aka, yana o'zingizda aytmoqchi bo'lgan dilingizda gaplar bo'lsa ayting. Faqat Qidirnazar akaga bir tavsiyalarim bor kichkinagina. U kishi har kun bo'lmasa ham haftada bir kun chiqib mana shu g'oya atrofida fikrlarini bildirib borishlari yaxshi bo'lar edi. Va mana shu biz aytgan, biz murojaat qilgan bugungi faollar hammasidan ham javob kutib qolamiz. Yaxshi fikr aytdingiz. Mana biz birdamlik rahbari Bahodir Choriyev, birlik rahbari Abdurahim Po'latov yoki uning ishini olib borayotganlar bo'lsa Po'lat Oxunov, Erikning sog'lom qismi bor O'zbekistonda ularga va partiya tuzmoqchi bo'layotgan mana Abdulqodir Mo'minov va Sanjarali Imomovlarga men yana bir marta yuzlanaman. Siz ham qo'llaysizmi yoki partiya tuzishda davom etasizmi yoki sukut saqlaysizmi? Bilib qo'yinglar. Jim qolish men qo'shilmayman degan bilan barobar. O'zi sukut rizo olamadi deb aytiladi. Lekin bu vaziyatda siz sukut saqlasangiz
Mən qoşulmayım, mən qollamayım, özüm partiya tutamam, ya ki özümün partiyamda qalamam deyən fikir boladı. Şunun üçün sizlərgə müraciət qılaman, cavablarınızı və faallardanım, Səfərbek canlının yazılımçılarını, başqa namazlarımın, bizə də mənə güdə köp yazılımçısı var, faallar var. Çakıraslam istedim, özünüzü taraftarlayın, üç kişinin kollaşıya, imza yığışıya, yardımlaşıya, ya ki yok mu? Sükütünüz yok diyen de düşünürler. Ben şunu dedik olayım. Bitta qo'shimcha qilaman shu yerda yana O'zbekistondagi yoshlarga ham murojaat qilmoqchiman. Kelajak sizlarni qo'llaringizda, aziz do'stlarim, aziz ukalarim. Sizlar bugun o'ylayapsizlar mana shu hukumatni yo'ldan ketsam, mansabga erishishim mumkin, obro' olaman, medal olaman, unvon olaman deyotgan bo'lishlaringiz mumkin. Mayli, oling shu narsalarni, lekin kelajagingiz baribir tahlikada. Kelajak sizniki. Bollarız geleceği tehlikede. Uzbekistan'ın geleceği tehlikede. Bu Uzbekistan sizdiki. Şu Uzbekistan'a sahip çıkın. Sahip çıkıştı birden bir yolu bana şu. Biz tecrübemizde dayanıp durup ayıtayımız. Hatalarımızdan kulası çıkarıp durup şunu ayıtayımız. Şunun için yaşlar hem şu safke koşulsular. Cahangir'e rahmet, mazmunli sohbetiniz, acayip teklifleriniz için. İnşallah bizim bu yüzlenişimiz cevapsız kalmaydı. Elbette yaş katlem, yaş evlat bizi doğru düşünedi ve bana bu en doğru da hesablanan, hazırda bu durgan, şu partiyanın ruh etki alış, şu partiyaya yardımlaşış, şu yoldan barışke astaydıl bel bağlıydılar, ümit kılaman. Hayır, salamat olun. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin, Xudo yoringiz bo'lsin.